Devlet feminizmi aslında bütün yeni ulus devletler diyebileceğimiz İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde devlet eliyle benimsenmiş ve daha önce kadınları kıskaca alan, yani şöyle düşünmek lazım. Aile, kabile gibi devlet altı birimlerin tam kontrolünün olduğu bir alan olan kadınların denetimine müdahale ediyor devlet. Nasıl müdahale ediyor? Evlilik konusunda yeni kanunlar çıkarıyor. Eğitim konusunda, mecburi eğitim konusunda bir takım düzenlemeler yapıyor. Yani bir anlamda tabii bazı ülkelerde, devletin elinin ulaşamadığı ülkelerde bu denetim kırılamıyor. Örneğin Afganistan'a gittiğiniz zaman devlet kanunlarının pek az penetrasyonu olduğunu görebiliyorsunuz. Hala cemaat, kabile ve ailenin hakim olduğu veyahut da devlet devreye girdiği zaman onları desteklemeye çalışan düzenlemeler yaptı. Yani her zaman devletin çok ilginç bir rolü var burada. Yasama yoluyla bu devlet altı, subnational diyebileceğimiz toplulukları ya denetlemek ve onların etkisini azaltmak ya tam tersini o yasamayı onları daha da güçlendirmek için kullanabilir. Fakat devlet feminizmden anladığım bu kontrolü sarsan ve kadınlar lehine alanları, hem kamusal alanları hem diğer alanları açan yaptırımlar devlet feminizmine giriyor. Şimdi destekleyen yasamalarda bol örnek mesela. Şu anda Afganistan'da evden kaçmak diye bir suç yok. Yani şeylere baktığınız zaman kanunlara, ama bütün kaçan kızlar ya evlenmek istemedikleri için ya başka bir adamla evlenmek istedikleri için polis yoluyla tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Bu ne demek? Bu hukuki bir şeyi olsa da olmasa da ailelere o kadınlar hakkında yaptırım hakkı vermek oluyor. Yani o kadınlar hapishaneden ancak yola gelip aileleri geri alınca gelir. Ve tabii bu değişebiliyor. Tabii Afganistan çok karışık çünkü her ikisi de var aynı anda. Yani hem genişleten hem de yani orada tam böyle bir savaş alanı var. Devlet feminizmi hakkında söylenebilecek çok şey var fakat özetlemek için neoliberal devletin araya girmesiyle zaten bütün o kavram kendi kendine çöktü denebilir. Yani onun sebeplerini anlatabilirim. Zaten birçok ülkede devlet diyebileceğimiz bir aygıt kalmadı. Çatışmaların hakim olduğu Orta Doğu ülkelerini düşünün mesela. Ve aynı zamanda devletin elini eteğini sosyal yardımlardan vesaire çektiği bir durum söz konusu. Yani sadaka toplumlarının hakim olduğu bir rejim. Bunların tabii toplumsal cinsiyet rejimlerine etkisi çok büyük ve o konuda büyük bir literatür var.